Merhaba arkadaşlar, Karadev kanalına hoş geldiniz. Yalnız daha serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birazdan göstereceğim şeye bayağı şaşıracaksınız. Hatta küçük çaplı bir şok da geçirebilirsiniz. Yukarıdan baktığımızda geçen videodan beri bayağı şey yaptım. Öyle böyle değil. Şuradan bir bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? İnsan şehrimiz... Dur. Nerede göstersek ya? Şuradan... Dur. En yüksek yere çıkar. İnsan şehrimizin... bayağı ilerledim ben. Bir sürü şey yaptım. Görüyor musunuz? Oba! Şuraya zıplayalım. Görüyor musunuz? Küçük evleri falan çoğalttım. Şuradan böyle sıralama bir sürü ev yaptım. Bu bölümde de çok önemli şeyler yapacağız. Önce bir göstereyim komple buraları. Nasıl arkadaşlar? Çatıları, pencereleri falan yapmadım. Onları hemen yapmayacağım arkadaşlar. Önce her şeyin yerini belirlemek istedim. Ondan sonra çatı, pencere, kapı falan, içerideki yerler falan, buraları falan da düzelttim. Buraları da geçen video buraya ev yaptığımı hatırlamıyorum. Buraya bir şey yapmış mıydım? Hiç hatırlamıyorum ya. Gerçekten de o kadar çok şey yaptım ki hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani bayağı şey yaptım. Görüyor musunuz? Ev full ya. Her yerde ev var. Önce yerlerini belirleyeceğim. Dediğim gibi önce yerlerini belirleyeceğim. Ondan sonra evleri yapacağım arkadaşlar. Yol falan yaptım. Şu yollar nasıl duruyor? Toprak yol. İnsan şehrinin üstüne, üst tarafına doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Şurası, burası değil de buradan bir tık daha yükselecek arkadaşlar. Ya biraz karmaşık. Ya bitince var ya çok güzel olacak arkadaşlar. Bu arada bir arkadaş yorumlarda abi zindan falan yap demişti. Gerçekten de hiç aklıma gelmemişti. Ben bu bölüm zindanla yapacağım. O arkadaşa teşekkür ediyorum. Neyse her tarafını gördünüz neredeyse. Bu şekilde yükseliyor. Bundan sonra şuraya sur yapmayı düşünüyorum. Zaten filmde de o şekilde. Bir sonraki bölüm görürsünüz arkadaşlar. Buradan ilerisi surla etrafı tekrar kaplayacağım. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Asıl bu bölüm amacımız insan şehrine. Şu sahnedeki kule var ya arkadaşlar. Bundan yapacağım. Umarım o kulenin videosunu koyduğum için telif yemem. Neyse. Tam buraya kuleden yapacağız. Şimdi bizim atımızla bir işimiz kalmadı aslında. Atımızı yerine koyalım. Etrafı göstermek için at aldım. Bu bölüm bayağı işim var. Bir kule bir de zindan yapacağım. Bu kuleyi önceden yerlerini ayarladım. Arkadaşlar malzemeler bende. Her zamanki gibi önceden hazırladım. Burayı yapmayı düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle 5 blok genişliğinde olacak. Tamam. 5 buradan, 5 şuradan. Aynen böyle. Bakalım orantılı yapmış mıyız? Yani. Tamam, tam istediğim gibi. Buradan bir girişi olacak. Bu arada merdiven tamam, yeter. Umarım yeterli olur bu merdivenler. Yapacağımız kule bayağı uzun olacak. Filmdeki kadar kafamda biraz tasarladım arkadaşlar. Giriş buradan olabilir de nasıl yapsak ya? Burası iyi mi acaba giriş için? Bence yan taraf daha iyi ya sanki. Değil mi? Emin değilim. Şu aslında var ya bu tarafa girişi yapmak daha mantıklı. Hem de yol üzeri. Mesela buradan gelip içeri girmek. Aynen. Kesinlikle bu tarafa yapacağım. Şimdi buradan kuleyi bayağı yükselteceğim. 25 blok yüksekliğinde olması gerekiyor. Arkadaşlar şu anda 20 blok yükseldim. Oha ya. Bence 20 blok yeterli ya sanki. Değil mi arkadaşlar? Daha fazla yapmanın bir anlamı yok ya. 20 blok iyi gibi. 25 blok çıkarsam çok yüksek olabilir burası. Bir de onun üstüne de bir 3 öyle. Onun üstüne de bir 5-6 blok çıkacağım zaten. 20 blok yeterli ya. Aynen ya bu kesinlikle yeterli. Benim buraya çıkan yukarı doğru bir merdiven yapmam gerekiyor. Şimdi inciyi de aşağı inelim. Şimdi merdiven. Alalım merdivenleri. Tam burası olsun çıkış. Böyle gidecek. Bu şekilde dolana dolana gidecek arkadaşlar. Aynen biraz yapması uğraştıracak galiba. Baksana da ya tık tık tık. Şimdi birkaç tane şuraya koyayım. Aynen harbiden de. Bakayım bir. Oo çok güzel ya. Oo biraz
Biraz şey yani. İyi ya aslında. Güzel güzel. Gayet iyi. Rahatça yukarı çıkabiliyoruz. Baksanıza. Aslında filmde burası Çan Kulesi. Normalde. Tamam, burası iyi gibi. Şimdi şurayı kapatalım. Çıkabiliyor muyuz rahatça? Orayı kapatsam inemiyorum değil mi? Arkadaşlar, merdiveni yukarı kadar çıkarmayacağım. Tamam, tam burası iyidir. Bir tık daha çıkarabilirim aslında ya. Bence bir tık daha çıkaralım. Böyle daha iyi olacak. Bakayım, aynen rahatça çıkabiliyoruz. Tam buradan merdiveni çıkarırız. Ya, her şeyi aldım. 2-3 tane merdiven yapmayı unuttum ya. Ha, bu arada pencere yapacaktık. Onu da unuttum. Şimdi pencere tam burada olması gerekiyor. Pencere kaç blok? Bu arada kapıyı da koyalım. Mükemmel ya. Aynen, kapı doldu. Şu ortalara bir yere. Şimdi 20 blok ya. 9. bloktan önce bir aşağı inelim, bakalım orantılı mı olmuş. Kesinlikle orantılı. Aynen, tam istediğim şey. Şimdi bir tane yarım blok koyacağız. Hem pencereden düşmemek için. Nasıl duruyor? Tamam ya, tam istediğim gibi pencere. Aynen, mükemmel. Çatıyı yapmaya başlayalım da bizim merdiven almamız gerekiyordu ya. Bizim demirci ocağında biraz malzeme bırakmıştım da, odun var mı orada acaba? Umarım vardır ya biraz odun. Hadi ya, odun yok. Neyse, mecbur eve gidip. Oo, harbiden görünüş iyi ya. Şimdiden iyi görünüyor arkadaşlar bence. Ben çatıyı falan da yaptıktan sonra bence mükemmel duracak. 20 blok ideal ya. 25 blok yukarı çıkarsak zaten bir 5-6 blok daha çıkacak. 30 blok yukarıda olmuş olacak. Yani çok çok yüksek olacak bu sefer. Ha, bu arada buradaki yolu yapmayı unutmuşum ya. Neyse, fırsat varken yapalım. İki genişlik değil mi? Aynen. Buradaki yolu unutmuşum arkadaşlar. Bunu bitireyim bari. Aynen, mükemmel. Ve işimize geri dönelim. Aynen ya. Pencere gerçekten de bir renk kattı. Kaç tane? 6 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi rahatça çıkabiliyoruz. Biraz ışıklandırırım ben burayı. Buradan da çıkmak baya şey ya. Baş döndürücü harbiden de. Heh, böyle. Gayet iyi. Şimdi bunlardan şurayı normal bir şekilde. Gayet güzel. Rahatça çıkıp inebiliyoruz değil mi? Aynen. Arkadaşlar, bu merdivenleri yükseltirim de şurada boşluklar var ya. Boşlukları yüzünden rahat hareket edemiyoruz. İçerinin görüntüsünü de bozuyor. Ondan dolayı böyle bir şey yaptım yani. Filmdeki bu şekilde şeyleri var. Duvarları var. Surun. Tam buralara 3 blok yüksekliğinde. Ben buradan geçebiliyor muyum? Hayır. Buranın görünüşünü iyi tutacağını düşünüyorum bu şekilde. Aynen. Güzel güzel. İyi duruyor bence. Birer blok daha. Gayet iyi. Şimdi şunlardan biraz tuğla yaptım arkadaşlar. Şunu alalım. Şuraya bir çıkalım. Umarım görüntü kötü olmaz ya. Aa, yanlış koydum bunu. Olamaz. Aşağı gitti. Heh, şu anda döndü. Çatı tam yuvarlaktı. Çatıyı yuvarlak yapabilmek için bir kat daha üste çıkmam gerekecek. Oğlum, bura var ya, tehlikeli ya. Aşağı düşersem var ya, bomba gibi patlarım. Oğlum baya var ya, buranın görünüşü çok güzelmiş lan. Etrafı rahat bir şekilde görüyor musunuz, evleri? Vay, buradan bayağı iyi görünüyor. Yollar falan da güzel gözüküyor. Dur, şurayı bitireyim. Çatıdan bakacağım ya buraya. Bizim yaptığımız evlere var ya, bir bakayım. Mükemmel ya, tam yuvarlak. Şimdi Minecraft oynadığımız için arkadaşlar,
Normalde filmde yuvarlak bir şey. Şu anda olabildiğince yuvarlak yaptım bence. Bunun daha ötesi yok. Bu arada ben burada nasıl yatacağım ya? Aa bak yatak oluyormuş buraya. Güzel. Ver bakalım yatağımı. Oo arkadaşlar görüntüyü görüyor musunuz ya? Oha! Şu anda buradan daha rahat görüyorsunuz. Vay be insan şiirimiz nasıl? Beğendiniz mi? Arkadaşlar kesinlikle beğenilerinizi görmek istiyorum. Bayağı güzel gözüküyor ya. Şuraya baksana ya. Ben burayı tamamen yani çatısı her şeyiyle beraber bitirirsem görünüş mükemmel olacağını düşünüyorum. Filmden bile daha iyi bence ya. Neyse kendimizi bu kadar övdükten sonra şimdi aşağı inelim. Hah. Şurayı kapatalım ve mükemmel. Hah ne diyorduk arkadaşlar? Dur şurayı kıralım. Ver bakalım bu numara dostum. Şunu da alayım. Normalde filmde nerede? Neyse normal taş koyalım. Normalde filmde burada bir tam burada bir çan var. İşte bu çanı sallayarak ejderhanın geldiğini ya da düşmanların geldiğini haber veriyorlar insanlara. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 1.14 güncellemesi gelecek ya. Güncellemede çan da geliyor. Çan gelince biz buraya ekleriz. Bu arada kule var ya. Yaptığımız kule var ya. Sadece buraya değil. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha kule yapacağız. Video dışı tabii ki de onları yapacağım. Neyse. Dediğim gibi çanı buraya yapacağız. Hatta şöyle bir şimdilik öylesine bir blok koysam buraya. Şuraya bir tane blok koyayım öylesine. Bu blok dursun ya da dur ya. Yarım blok koyayım daha güzel gözükür. Aynen böyle daha güzel gözükür. Yukarıyı da ışıklandırmak gerek aslında ya. Şuralara. Neyse böyle bir ışıklandırma yapayım. Burada yaratık spawn olmasın. Aynen şuralara da azıcık ışıklandırma yapsak iyi olur. Gayet iyi. Aynen pencere de iyiymiş ya. Aşağı düşmesek iyidir bundan. Tamam bu kadar ışıklandırma yeter herhalde. Tamam gayet iyi ya. Süper. Buradan görmek biraz zor oluyor. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi kulemizi? Hızlı yaptım ya biraz. İyi ya bence. Dur şu sura çıkalım öyle bakalım. Ya da şuraya. Buradan iyi gözükmüyor. Yüksek bir yerden daha iyi gözükür. Oo, harbiden de güzel. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Filmdekinin aynısı olmayabilir. Sonuçta Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ama yani fena değil bence. Bir sonraki yapımız artık geçelim. Arkadaşlar bir sonraki yapımız hapishane. Şimdi benim güzel bir hapishane yapmam gerekiyor içeriye. Şimdi bunları tamamen kıralım. Bir arkadaş hapishane yap, içeriye zombi falan koy demişti. Aslında fena fikir değil zombi koymak. Yani köylü de koyabilirim hapishaneye. Şimdi buranın genişliği 13 bloktu. Böyle bir şey olabilir. Hücreler. Kaç? 3 blok. 3 blok. Aynen. Aynen öyle. Şu anda tam bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi parmakları alalım. Şu anda bilmiyorum tam olarak nasıl bir şey yapacağımı ben de. Yüksekliği kaç olsa iyidir? 2 kaç? 3 oldu. 3, 4, 5. Yani 5 blok iyidir. Bu şekilde olacak. Şurayı bu şekilde çekelim. Yani hücre gibi. Bakayım bir. Benim bir şeyler daha eklemem gerekiyor ya. Kesinlikle. Arkadaşlar tasarımını biraz değiştirdim. Aynı bu şekilde bakın şurada bak şu şekilde bir girişe benzer bir şey olacak. Önce burayı kapatayım bir. Bu arada üstünü normal taşla kapladım komple. Aynen buraya kadar. Aslında bir tane fazla yapmışım. Şunu kırayım. Hapishane biraz farklı olacak. Aynen görünüş bayağı değişik olacak. Şurayı da komple taşla kapatayım. Aynen mükemmel. Şöyle kapıya benzer bir giriş olacak. Aynen bu
Üç tarafta da bu şekilde olacak. Bu taraflara geçebilmek için şöyle kapı benzeri bir yerler açtım. Buralar mahkumların olacağı yerler. İçeriye aslında yatak koymayı da düşünüyorum. Hatta yatak koyabiliriz. Dur şurayı bir bitirelim. Burayı komple kapatalım. Tamam, ilk hapishanemiz bu şekilde. Şunu kıralım. Aynen, burayı komple. Güzel. Şunu da alalım. Aynen. Şurası kapalı olacak. Bu arada her taraftan da gözükebiliyor. Nasıl? İçeriği aydınlatmam gerekecek. Yani buradan aydınlatabilirim. Şurayı da buradan aydınlatırız. Aynen, güzel. Bunların hepsini buradan aydınlatayım ya. Yani ilk bunlar öyle olacak. Ben komple buraları bir doldurayım. Ulan bitti ya. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Yani dayanmadı ya. Neyse, biz şuraları bir ışıklandıralım. Diğer tarafı ışıklandırmamışım ya. Şurayı da bir ışıklandırayım da. Hatta hem biz biraz parmaklık yapalım, biraz da yatak alalım arkadaşlar. Evde yün var mı hatırlamıyorum da. 3 tane oda var. 3 tane yatak yapıp geleyim ya. Biraz demir parmaklık aldım ve yatak yaptım. Hatta dur, bu arada şurayı kapatmadan. Şimdi ben içeride bu arada siyah yatak yaptım arkadaşlar. Mahkumlar için siyah yatak daha iyi olur diye düşündüm. Tam buraya yatağı koyalım. Bakın yatar. Aynen, yatak bayağı iyi oldu bu arada ya. İyi duruyor. Bence fena değil. Şimdi arkadaşlar, yatak bir buraya. Diğeri de şuraya. Nasıl? Bunları kapatalım. Sonunda bitirdik ya. Nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi hapishanemizi? Yani bu şekilde. İçeri mahkum olarak da zombi, iskelet falan, onları koyacağım. Yok olmamaları için isim etiketiyle isim vereceğim. Aklımda olan şu anda o köylü de koyabilirim. Ya da hepsinden de koyabilirim. Bilmiyorum, emin değilim. Gelecek bölüm bir iki şey koyarım içeri arkadaşlar. Hatta hapishane bir tane olmayacak. Bir burada olacak, bir de şu tarafta olacak. Hemen orayı da göstereyim. Bu arada dur. Bir saniye, hapishanenin şu tarafına ben bir tane daha şey yapacağım ya. Pencere açacağım. Hani hapishanelerde olur ya. Filmlerde yürürüz ya. Arkada küçük bir pencere olur. Nasıl? Galiba bir tane. Yok, aslında iyi ya orası. Yüksek alan. Aslında ortalayabilirim orayı. Normalde en uç kısımda olur. Aynen. Kesinlikle 10 numara oldu. Burada değil de şura. Ve şurası. Tamam, galiba hepsine koy. Oldu mu? Aynen. 3 tane koyduk. Bir bakalım şuraya. Aynen, mükemmel ya. Görünüşünü efsane değiştirdi. 10 numara duruyor. Diğer hapishaneyi de buraya yapacağım arkadaşlar. Aynen, onun içine de belki bir şeyler koyarım. Bu arada kule çok tatlı gözüküyor ya. Şu var ya. Tam istediğim gibi ya. Artık arkadaşlar bitirelim bu bölümü ya. İnsan şehriyle ilgili tavsiyeleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Her tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. İnsan şehriyle bu bölümü bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.